Eşiyle özel görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine AKP'li Çankırı Eldivan Belediyesi'nde kurulan sözde mahkeme ile ilçeden ayrılması kararlaştırılan esnaf Mehmet Caner konuştu. Belediyeye yeni devlet kurulmuş, bize de gelmeyin diyor dedi. Bilerek bilmeyerek yapılmış bu hareketin ilçemize yakışmadı. Buralarda artık sizin yaşamanız, devam etmeniz, kalmanızın uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bir makam odası, kurulan sözde mahkeme, hüküm verilmiş, bir kişinin ilçeden ayrılması isteniyor. Bu konu çok konuşuldu. Soruşturma konusu oldu. Sözde mahkemeyle ilçeden kovulan esnaf konuştu. Belediyenin paralel devlet haline geldiğini ima etti. Herkesin ortak isteği en kısa zamanda bu Eldivan'dan başka diğerlere bırakıp gitmeniz. İsmi Mehmet Caner. Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yaşıyordu. İddiaya göre sosyal medyada eşiyle özel görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine de AKP'li belediye harekete geçti. Caner açıklamayı Cumhuriyet gazetesinden Deniz Ogan'a yaptı. Belediyenin içine mahkeme kurmuşlar. Beni 50-60 kişi ortalarına aldılar ve gideceksin buradan dediler. Bahane olarak karşı cins ile takıldığımı söylediler. Böyle bir durum olsa savcılığa gidilir. Niye belediye başkanına gidilsin? Kira borçlarımı karşı dükkana içindeki bütün malzemeleri teslim edeyim. Sözde mahkeme kararının ardından ailesiyle birlikte ilçeyi terk etti Caner. Şimdi ilçeye giremediğini söylüyor. Dövecekler diye sesimi çıkaramadım. Vergimi veriyorum dedim. Lafçı bana mı veriyorsun dedi. İlçeye giremiyorum. Kahvede oturmama bile izin verilmiyor. Dükkanım kira, çalışanlarım var. Maliye ve sigortaya borcum var. Belediyeye yeni devlet kurulmuş, bize de gelmeyin diyor. İki ay önce de lafçı tarafından küfürle tehdit edildim. Babam yaşındasın, asabımı bozma, kalkar döverim dedi. Küfür ve tehditle beni odadan kovdu. Malzemelerini de al götür, kira borcunda dursun, al götür. Kira borcuyla ilgili de resmi bir işten başlatmayacağım. Herkesin arasında söz veriyorum. Malzemelerini de al götür, bir an önce bırakın gidin. Götürecek yerim yok. Yaşanan olay ortaya çıkınca sözde mahkeme tartışmalara neden olmuş, valilik konuyla ilgili inceleme başlatmıştı. 4000 lira. Tamam, biz burada ödeyelim kira borcunu. Bugünden sonra dükkana girmesin başkanım. Tamam. Yani bugün şu andan itibaren sen anahtarını getirdik. Yedek anahtar da varsa görersek kendisi bilir yani. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Söyleyeceklerimiz bu kadar.